Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emre, yepyeni videoyla karşınızdayım. Yeni yılın ilk videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. 2020 hepinize önce sağlık, gerisi teferruat diyorum arkadaşlar. Sağlık, mutluluk, huzur içinde bir yıl geçirmeniz dileğiyle diyerek videoya geçiş yapmak istiyorum. İlk videomuz senenin ilk videosu. Bugün saat 5'te, 5-5.30 gibi ilk altın bilet çekilişimizi sonuçlandıracağız. Dün atmıştım videoyu. Daha hala katılmadıysanız bir önceki atmış olduğum videoya giderek çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Sezon sonu ödülleri geldi. Sezon bitti. Paylaşmış olduğumuz büyük koruyucu kıyafeti göründü arkadaşlar. Yine yanılmadık. Yine tespitimizde, paylaşımımızda doğru bir sonuçla bitmiş oldu. Şimdi 34 milyona yakın bir altın var. 35 milyona yakın da iksir var diyebiliriz. 550 bine yakın da kara iksir var. Bunların hepsini gömeceğiz arkadaşlar. Ama onun öncesinde inşaatçımız yok yine. Boşta Kraliyet Şampiyonunu bitirmem gerekiyor. Şöyle 138 yeşil taş lazım ve bende olan şu anda 134 yeşil taş. 134 yeşil taşa Kraliyet Şampiyonunu bitireceğiz. Sonrasında efsane yükseltmelerle devam edeceğiz arkadaşlar. 2020'nin ilk videosuna like patlaması bekliyorum arkadaşlar sizden. Emeğe saygı diyoruz. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız hem videolardan hem çekilişlerden haberdar olabilirsiniz. Yeni haberlerden de haberdar olabilirsiniz. Yeni işte altın biletinde neler var, etkinliklerde neler var, onları kaçırmazsınız. 2020'ye güzel neşeli bir başlangıç yapalım istedim. Ve videoya 138 yeşil taşı şöyle 134'e bir düşsün. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Ganimet de kasamıyorum, depolar doldu taştı. Keşke ganimeti full olarak bitirseydik. 25'er milyon sezon bankasından geldi. Bakalım bir şekilde şu inşaatçıyı bir çıkartacağız. Tabi bu arada dükkana da yeni teklifler geldi. Yeni yıl teklifleri, onları da size göstereyim. Şurada 70 TL'ye 4x'lik var, 5x'lik var. Şurada 7x'lik bir teklif var. 13 TL'ye savaş kitabı, 2 tane kahraman yükseltme iksiri. Bunu Klan Savaşları Ligi'nde kullanmak için çoğu kişi alacaktır diye tahmin ediyorum. Şurada iksir ve kara iksirli bir paket var. Kahraman kitabı 35 TL ve 70 TL'lik teklif. Her şeyin kitabı, inşaat kitabı, kahramanlar kitabı, inşaatçılar hızlandırma iksiri, eğitim iksiri. Bu da güzel bir teklif görünüyor ama 4x olması kötü tabi. Bakalım duruma göre bunlardan da bir tanesini alabiliriz. Şöyle şu inşaatçıyı bir hallederim. 137'ye düştü. Sonrasında videoya kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nihayet 134 yeşil taşa düştü. Kraliyet Şampiyonunu çıkartmak. Hemen bunu çıkartacağım. Sonrasında yeşil taşım sıfıra çekilecek. Şu çalı çırpıyı toplayacağım. Orada taş sandığı var, onu alacağız. Orduyu hızlandırmak için bir taşta hızda kullanacağımız yeşil taşı da çalı çırpıdan çıkartmış olacağız. Hemen şunu ben bitireyim. 134 yeşil taşa bitir dedim. Kraliyet şampiyonumuz 16. seviye oldu. Şimdi ben şunları bir toplayayım önce. Evet arkadaşlar, kalan çalı çırpıyı da topladık. Yine 40 yeşil taşımız oldu. Bunu ordu hızlandırmada, kahramanları hızlandırmada kullanacağız. Geldik fasulyenin faydalarına. Hemen şunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Altın bileti almadığımız için, zaten alsak da indirimlerden yararlanamıyoruz. Şöyle söyleyeyim, en azından 2-3 hafta full indirimden yararlanamıyoruz. Zaten %30 indirim yok bu sezon. Sadece %20 işte araştırma hızlandırma, eğitim hızlandırma ve inşaatçı hızlandırma var. Yani bunların indirimini kullanmak için 1850 puan toplamamız gerekiyor. Bütün mücadeleleri yapsak 860 puan toplayacağız. O da çok bir işe yaramıyor. Onun için mecburen zarar edeceğiz arkadaşlar. Depoları boşaltmam gerekiyor. Ganimet kasmam gerekiyor. Onu da duvarlar falan harcayacağız. Şimdi şöyle bir plan yaptım. Önce bir Karagız Meltem'imizi 255.000 kara eksire gönderiyorum. Sonrasında kahraman kitabıyla bitiriyorum. Sonrasında Karagız'ı tekrardan gönderiyorum ve kahraman kitabıyla
Yine inşaatçıyı çıkartıyorum ve kraliyet şampiyonumuz 18. seviyesine ulaşıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? İksirle 1 milyon 200 bin iksir zararına duvar yükseltiyorum. Onun bilincindeyim. Ama dediğim gibi depoları boşaltmam gerekiyor. Şöyle. Rünleri ve kitapları bütün indirimler açıldığında kullanacağım. Sonrasında son 23 duvar. Bir tane daha kullanıyorum. Son 22 duvar. Hazinemizde ne kadar var ona bakalım bir. Hazinede 0 var. Şurayı toplayalım. 4 milyon 400. Tamamdır. Şimdi altınla bir tane basıyorum. İnşaatçıyı büyücü kulesine göndereceğim arkadaşlar. Tabi bu da biraz masraflı olacak. Süresi 16 gün. Şöyle göstereyim. Altın bileti indirimleri açılınca bunun da süresi otomatikman düşecek. Hem araştırmanın hem de inşaatçılarınızı otomatikman sürecek. Yani erken vermemiz bir şey ifade etmiyor. Sadece işte altın zararına giriyoruz. Biraz süresinde de açıldıktan sonra süre otomatikman düşüyor. Onu da söyleyeyim. Hemen bunu vereceğiz. 16 milyon 200. Şöyle geliyorum. Bir tane daha duvar basıyorum. Bir tane daha bastım. 19 duvar kaldı. Şöyle toplayıcıları da topladım. 16 milyon altınım oldu şimdi. X'e atabiliyorum ama ben büyücü kulesini göndereceğim. Onun içine saldırıya çıkacağız hemen. 17 milyon limitimiz var. Allah'tan depoları yükselttik. Sezon bitmeden. Hemen bir saldırıyla devam edelim. Çeşitli çeşitli yükseltmelerle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel bir ganimet buldum. Sezonun ilk saldırısı. Şuradan elektroyu bir gönderelim. Sonrasında orada tek bir cehennem kulesi var. Onun için giriş yönümüz bu taraf olacak. Tokmak. Kral. Kraliçe. Büyük koruyucu. Şifacılar. Güncelleme geldiğinden bu yana büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam ilk defa 4 hero'lu saldırı yapıyorum arkadaşlar. Belki bir iki defa kahraman zayıfken yapmışımdır. Karagız. Geldiklerinden beri kahramanları yapıştırıyorum. 4 kahraman köyün içinden geçti. Büyü atmaya bile gerek kalmayacak görünüyor. Karagız'ı da şuradan gönderelim. 18 level Karagız. Okçuya 2 vurdu. Kralın da gücünü kullanıyorum. Kraliçenin gücünü de kullanalım. Çok fazla şey yapmasın. Hasar almasın. Gerçi eğitim hızlandırma var. Direkt çıkacak. Yani bir taşta hızlandırdım kraliçeyi. Kalkanı göndereceğiz. Nerede bizim Karagız? Kalkan geliyor. 3, 2, 1. Kalkanı fırlattım. Son iki şey kaldı. Tamamdır. Ganimetimiz de tamam. Bonusumuz da güzel. Hemen orduyu tazeleyeyim ben. Orduyu da tazeledim. 1 milyon 200 bin iksir kasıp da bir tane daha duvar basabilirim ama basmayacağım arkadaşlar. Zaten iksir biraz zor kasılıyor. Altın bilet aldıktan sonra iksiri kullanırız. Altın bilet çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Önceliğim her zaman abonelerim. Şimdi hemen geldik işin püf noktasına. Şöyle geliyoruz. Büyücü kulesi. Zaten bir tanesi yükseliyor. İkinci büyücü kulemi de
Yolcu ettim. Hayırlı uğurlu olsun. Son 3 büyücü kulesi kaldı. Yolcu olacak. Güzel. Savaşları ligi olmasaydı zaten kahramanları yatırırdım arkadaşlar. Karagız'ın son 2 seviyesi. İhtiyar'ın son 3 seviyesi kaldı. Altın biletinden de gelecek bir tane kahraman kitabı var. Altın bilet sezon ödülleri çok ağım şahım değil. Kara eksir ürünü falan da yok. Öyle abartılacak bir şey de yok. %30 indirim de yok. Ama bir de şunu da söyleyeyim. Supercell'in her zamanki yaptığı mevzu. Genelde ödülü bir öne koyuyor. Bir sona koyuyor. Yine İhtiyar'ın kostümünü gitti 2600 puana koydu arkadaşlar. Enteresan bir işleme sistemi var bu altın biletinin. Evet arkadaşlar, güzel bir bölüm oldu. Efsane bir içerik oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. 2020'nin ilk videosu böyle çeşit çeşit yükseltmeli bir video olsun istedim. Hepinize dediğim gibi önce sağlık, gerisi teferruatlı bir yıl diliyorum. Sağlık olduğumu gerisi her zaman olur arkadaşlar. Kafanıza hiçbir şey takmayın. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi, kanala destek olmayı eksik etmeyin. Altın bilet çekilişine hala katılmadıysanız çekilişe de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızları. Klan Savaşları Ligi'nde başarılar arkadaşlar.